gözleri kör olsun diyorum. Bekliyoruz. Seçimi bekliyoruz. Kurutu da tutup bir daha içeriz. Seçimi bekle, seçimi bir daha çay verir. Dağdır. Allah çaylar zehir oldu. Çay içenler yandı. Çaylarımız biraz acı. Termosta ne var abla? Termosta su var. Çay olmadı mı? Biz yok. Milletin eğlencesi bile kalmadı yani. Bir günde 3 kere çay içiyorduk, şimdi 1 kereye düşürdük maalesef. Bir şey diyemiyorum kızım, yazıklar olsun diyorum. Şu anda paketi zaten 22 lira, 25 lira alamıyoruz yani, hiç alamıyoruz. Simitleri almışsınız, yanında çay var mı? Çay var. Hemen çayı döküp yenisini demlemek yok, tasarruf edeceğiz. Birer çay içtikten sonra ikinciyi içmiyoruz ki tasarruf olsun. Çayımızla oynamayın. Sabah kahvaltıda, öğlen molada, akşam yemeklerden sonra dinlenirken tatlının yanında, muhabbetin yanında, en yakın arkadaşı yanında biz hep çay içeriz. Ama bu çaya %15 zam geldi. Üstelik zaten yakın zamanda bir %15 zam gelmişti Haziran ayında. Vatandaşın bir çay keyfi vardı. O da artık ateş pahası oldu. Biz de çaya gelen bu zammı vatandaşa soracağız. Çaya %15 zam geldi. Evet, zam geldi. Gözleri kör olsun diyorum. Gözleri kör olsun. Yapsın yapsın da o gelecek, o yumruğu yiyecek. Onun için milletin süresini bitirecek. Bunu buna uğraşıyor. Yazık değil mi şu millet sana oy vermedi diye. Ulan dört seferde de veriyor oyu. Şimdi aptal mı oldu millet? Öyle dava yok. Asıl aptal kendisidir. Günahtır. Zam, bu zam nedir ben? 3 ayda 5 lira sigaraya zam koyulur mu? Daha şey var mı? Gelsin de kovalım. Bekliyoruz. Seçimi bekliyoruz. Seçimi bekliyorum. Çay içmeyeceğiz. Bedava dağıttılar. Ondan sonra da tutup zam koydular. Daha çıkartamadı dağıttığı çayları. Daha yine çıkacak o. Bizden çıkarıp öbür seçime dağıtacak. Siz şimdi ne yapacaksınız? Alamayacak mısınız çay? Ya da miktarı mı düşüreceksiniz? Alamayacağız. Dağıtacak diye bekleyeceğiz. Dağıtacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Onu bekleyeceğiz. Çaya %15 zam geldi. Gördünüz mü? Çok fena. En çok sevdiğim şeydi. Şimdi ne olacak? İçemeyecek misiniz? Yani içemeyecek derken içeceğiz yani. Mecbur içmeye devam. Çayda miktarı ben düşüremem. Yani ben sabah demliyorum bitene kadar. Sonra akşam bir daha bitene kadar. Kurutup bir daha içeriz. Ne olacak ki? Çaydanlıktan süzeceğiz. Hani atıyoruz seçimi ya. Seçimi beklersin. Seçimi bir daha çay verir o. Tekrar demleyeceğiz herhalde. Başka çare yok. Seçimi bekle. Seçimi bir daha çay verir. Dağdır. Allah çaylar zehir oldu. Niye? Ya biz çayda 2,5-3 lira yaptık. Bir sigara vardı, o sigara da 3 lira koydu. Bizim halimiz ne oldu bilmiyorum. Ama bu işi bitti. AK Parti'nin işi bitti. Niye? Bitti ya. Bile gidersen bitti. Bile her gün. 3 günde, bir haftada içinde 2 defa sigara zam geldi. Ne olacak bu fakirler, ne olacak? Çay alabilecek misiniz abi? Vallahi aydan belki yarım kilo alabilirim. Bir kilo değil, yarım kilo. İçmeden nasıl olacak çayı? İçmezsen de dayanmıyorum ki. Çalışan adam içmezse dayanmaz. Çayı hepsi şey zamanda hepsi dağıttı. Belediye zamanda çay dağıttı ya, onun hakkını çıkartıyor. Erdoğan'ın çay dağıtmasını diyorsunuz değil mi? Evet, dağıttı. Ben kendimde 2 defa aldım. Siz AK Parti'ye mi oy vermişsiniz dayı? Vallahi ben AK Parti'ye vermedim. Ben İmamoğlu'ya verdim. Şimdi ben önce AK Partiliydim, Allah var. Bu bir iki dolum iyi gitti ama şu anda fakirleri yıldırdı. Ne diyorsunuz? Ay, çay içenler yandı. Alabilecek misiniz bundan sonra? Mecbur alacağız. Mecbur alacağız, içiyoruz. İçiyoruz, içmeden duramıyoruz. Aynen öyle. Çayımızla oynamayın. Evet, fiyatlar düşerse memnun oluruz, teşekkür ederiz. Çaylarımız biraz acı. Neden? Zamdan ötürü mü? Herhalde ondan değil mi? Vallahi çaylar çok pahalı. Niye pahalı ettiler böyle? Sebebi kim? Başımızdakiler mi acaba? Olabilir değil mi? Çaylara zam geldi diyor. Her şeye zam var kızım. Niye zam yok ki? Hayat çok pahalı. Termosta ne var abla? Termosta su var. Çay olmadı mı? Biz yok. Her şeye zam var yavrum, her şeye. Allah yardımcısı olsun fakirin fıkaranın. Çaylarım çok iyi. Peki son gelen zamları gördünüz mü? Nalet olsun. Yine iyi olmaya devam edecek mi aranız? Mecburen içeceğiz. İhtiyaç. İnsanın aklıyla alay ediyorlar. Resmen alay ediyorlar yani. Allah şükür bunlara oy vermedim. Son zamları gördünüz mü çaya gelen? Dünyanın her yerinde zam geliyor. Normal mi diyorsunuz? Normaldir. Ya zamdan tabii kimse memnun değil de. Ama ne yapacaksın? Yani yönetenlerin de yani elinde olsa yaparlar mı? Tahminimce yani. Çaysız zaten hayat yürümez ki. Çay içeceğiz. Yürüyor ki yani. %15 zam geldi. Ne diyorsunuz bu orana? Ne diyebilirim ki? Zaten neye zam gelmiyor ki?
Bütün her şeye zam geliyor. Yani hayat bana göre bitmiş gibi bir hali var. Çok aşırı bir zam. %15 zam geldi. Evet, evet aynen. Sabah haberlerde izledim. Çayı bize zaten şey veriyor, bu sosyal yardımlaşma vakfı veriyor, onu kullanıyor. Hani ücretle çay alamıyoruz. Çaylarınız nasıl? Çaylar iyi. Son gelen zamı gördünüz mü? Çok güzel. Bayıldım. %15. Oo, az gelmiş, keşke %50 yapsalardı ya. Daha önce de birkaç ay önce de %15 gelmişti, %30 geldi. Olacak o kadar. Bizim hep insanlarımızın şeyi bunlar. Daha hala da devam ediyoruz. En büyük reis, başka bir şey yok yani. Milletin alım gücü yok. Her şeye zam. Millet isyanlarda yani. Bakalım sonu nereye olacak? Ama millet hep... bizim tek başımıza isyan etmemiz de hiçbir işe yaramıyor maalesef. Birlik olmadıktan sonra da bir işe yaramıyor. Ne oldu? Zor. İşimiz zor. Allah yardım etsin. Onlar lüks içinde yaşıyor. Millet perişan. Bak İzmir'deki yangını görüyorsunuz. Saraya kaç tane uçak alındı. Uçak yok diye milyonlarca şey ağaç yandı orada. Yazık günah. İçindeki hayvanlara da yazık günah. Bu sessizlik diyorum, bakalım ne kadar devam edecek. Millet hep şey yapıyor. Susuyor ama alım gücü kalmadı yani. Millet hep, herkes gergin, patlamaya hazır. Yukarıdakiler duymuyor. Bakalım çaya zam, ona zam, buna zam, sigaraya zam. Milletin eğlencesi bile kalmadı yani. Her sabah 4 tane içeriz. Peki gelen zamları gördünüz mü? %15 zam geldi. Şey var, gayet normal karşılıyoruz artık. Çıkış yok. Günde 3 kere çay içiyorduk, şimdi 1 kereye düşürdük maalesef. Çok, çok pahalı. 15 liraya aldığımız çaylar 30 lira oldu. Birkaç ay önce yine bir %15 zam gelmişti. Bu kadar kısa süre içerisinde %30 zam geldi aslında. Evet. Niye gelmedi ki? Her şeye çok zam geldi. Vallahi Allah'a havale ediyoruz herkese. Çayla aranız nasıl? Güzel, çok içerim. Peki son gelen zamları gördünüz mü? Tabii her şeye zam geldi. %15 zam geldi. Doğrudur. Çok tabii. Mecbur alacağız. Her şeyi mecbur alıyoruz zaten. Yani gıda üzerine her şeyi mecbur alıyoruz. Çaylarımız çok tatsız. Neden? Zamlardan dolayı. Artık milletin keyfi de kaçtı. Şimdi 1,5 çay içiyorlar. Artık 2 çay içerse çok pahalı oluyor. 1,5 çay içiyorlar. Neye varacak bilemiyoruz. Çayla aranız nasıl? Çay mı? Vallahi hayatımız. Sizin? Ben hiç sevmem. Şimdi son olarak %15 zam geldi çaya. Gördünüz mü? Ya hayatımızın her şeyine %20-30 zam geliyor zaten. Yani alıştık diyelim. Silmiyor ama alıştık. Bir şey diyemiyorum kızım. Yazıklar olsun diyorum. Ne diyeyim? Yani bütçe karşılayacak mı? Zorlanacak mısınız? Tabii ki zorlanacağım bütçem de. En çok ne içiliyor burada? Çay içiliyor. Kola içilecek hali yok. Çay içiliyor. Her şey birbirine yansıyor. Yani ekonomi iyi değilse, haftada 2-3 kez zam geliyorsa her şey yoldan çıkmış demektir yani. Aynen zenginler iş yapıyor, siyasetçiler iş yapıyor, bürokratlar iş yapıyor, esnaf iş yapamıyor. Zaten bu zamlar bir şey değil, önümüzdeki günlerde daha büyük zamların geleceğini biliyoruz. Hiçbir şey alamıyorsun ki, bir çayla değil ki hayat. Hayat zaten bir çaydan ibaret değil. Her şeye yansıyor. Yani yiyorsun, içiyorsun, ev geçindiriyorsun. Elektriğin var, suyun var, giderin var. Çaylarımız nasıl? Güzel. Peki son gelen zam mı gördünüz mü abi? Vallahi zamlar feci. Her şeye, gıda maddesine zam geliyor. Ne olacak böyle bilmiyoruz. Şurada bizim kendi derneğimiz var. Efendime söyleyeyim. Kalkınsın diye şu kadar bardakta 1,5 milyona para. Hiç içmesem ben orada belki 10 bardak çay içiyorum. Bir de arkadaşlarım geliyor. 30 lira. Hadi bakalım. Günlük 40 lira 50 liraya çıkıyor. Nerede bunun? Aldım maaş 2 milyar kusurat. Bu para yeter mi yetmez mi? Benim faturalarımı karşılamıyor. Ne olacak bu hayat böyle? İçemiyoruz, çay içemiyoruz ya. 1,5 lira 2 liraya satılıyor kahvelerde. Kuru çay eve alabiliyor musunuz? Şu anda paketi zaten 22 lira 25 lira alamıyoruz ya, hiç alamıyoruz. Çaya gelen zaman normal diyorum ben abla, çiftçinin durumuna göre her şey normal. Çay içmek zorunlu, sigara içmek zorunlu değil. İçmek isteyen için ne olacak? İçmek isteyen için ne olacak? Az içecek. Örneğin çay için bir vatandaş istediği kadar içebilse daha iyi olmaz mı? Olur, neden olmasın ki? Ama destekliyorum, bir de çiftçinin halini düşünün. Diğer hükümetlere göre bu hükümetten biz memnunuz. Her şey normal bizim insanımıza. Simitleri almışsınız, yanında çay var mı? Çay var. Peki çaya zam geldi, gördünüz mü %15? Gelir, her şeye zam gelir. Alabilecek misiniz çayı?
Almaya mecburuz. Ne yapacağım? Her şeye katılmaya mecburuz. Almaya mecburuz. Hemen çayı döküp yenisini demlemek yok. Tasarruf edeceğiz. Yapacak bir şey yok ama gerçekten önlem alınmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle önlem alınmalı diye düşünüyorum. Dar gelirli aileler için çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Çok zor geçinmek, çok zor. Şu an okul alışverişi yaptık. Ve hep düşünerek, 2 sene önce çok güzel bir çanta almıştım 100 liraya. Bu sefer onun yarı fiyatına bir çanta almak zorunda kaldım. 15 zam geldi yeni, gördünüz mü onu? Alışkınız biz zam yemeye. Peki bundan sonra bütçe karşılayacak mı, alabilecek misiniz çayı? 3 ayda %30'un üzerine zam gelmiş oldu. Biz alışkınız, alırız canım. Sen seviyor musun teyzeciğim çayı? Severim, severim. Yaşında çay severim. Neyini soracaksın kızım zamları? Hiç kimse çay alamaz burada abi. Nasıl çay göremiyorum? Şimdi birer çay içtikten sonra ikinciyi içmiyoruz ki tasarruf olsun. Eskiden öyle değildi. Eskiden bir çay, 3 çaydan, 5 çaydan ama şimdi birer çay. Veya Alman usulüne döndüreceğiz bunu. Herkes kendi çayının parasını versin diyeceğiz. Şimdi herkese benden çay diyen olabiliyor mu burada? Sen ısmarlarsan olacak. Tutakta caddede dağıttı ya çayları. Çay da kaldı. Çaykur da bitti. Önceden bitirdik. Önceden bitti çaylar. Hükümet zam yapıyor. Zannediyor ki kazanıyoruz. İşte 12 liralık bir sigaranın aslında maliyeti falan filan 2 lira, bunu herkes de biliyor. Ama zamlandıkça ne yapıyor millet? Kaçağa gidiyor. Ya kaçak sigara, kaçak tütün. Kaçak içki. Kaçak içki. Bu vergi, yani vergi var mı kaçakta? Yok. Kim kaybetmiş oluyor? Devlet. Bunu düşünemeyecek kadar basiretsiz adamlar var başımızda. Bir tek ekonomist bizim baştakilerde. Yani biz ekonomiden anlamıyoruz. Malız biz. Ondan sonra baştakiler çok iyi biliyor. Çok iyi bildiği için de Türkiye bu halde. Kimsenin, affedersiniz, pantolondaki yama küçülmüyor, büyüyor. Gittikçe. Allah sonumuzu hayırlesin diyeceğiz ama Allah da dedi ki akıl verdim. Ne zırt pırt bana diyorsunuz? Ne zırt pırt benden medet umuyorsunuz? Adam gibi idarecileri seçin. Ülkeyi adam gibi idare edin.